Merhaba arkadaşlar. Pokemon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Viridian Forest'ta ağaçları vesaire temizlemiştik. Bazı Pokemon'ları yakalamıştık vesaire. Bir tane soru işareti kaldı çıkmayan burada. Onu göreceğiz. Ve şurada bir tane çocuk bizden yardım istemişti. Jerry. Jerry'ye yardım edeceğiz. Pidgeot'sini kurtarmak için. Şuraya girmemiz gerekiyor o yüzden. Ne yazdığını okumadım ya. Hızlıca bastım. Ne yazdı acaba? Bana bir şey vereceğini söylüyor ama. Ne istiyorsun benden? Bana bir budev gösterebilir misin diyor. He. Budevim yok ki kanka. Budev yok. Tamam budev bulunca gösteririm sana. Bir tane budev istiyor bizden. Evet efendim. Buradan bir sağa gidiş var. Burası karanlık bir yer. Böyle bir gidiş var. Aşağı gidiş var. Rocket Ground. Oğlum direkt buldum lan çocuğun Pidgey'sini. Labirentte çocuğun Pidgey için savaşalım. Şansa ha. Ver lan çocuğun Pidgey'sini. Evet, Pidgey'i kurtardık arkadaşlar. Bu ne? Ormandan nefret ediyorum falan mı? Her yerde ağaçlar ve böcekler var. Onlardan kurtulabilirim ama istemiyorum. Bildiğin gibi çalışmayacak ama olsun. 2000 yılı için Headbutt'ı öğrenmek ister misin? Aa, Headbutt skill'i öğretiyor. Boulder rozetiniz yok. Bunu temin edene kadar benim özel öğretmenliğimi kabul edemezsiniz. Çünkü bu aşamada onu Headbutt ağaçlarında kullanamazsınız. Headbutt özelliğine sahip bir Pokemon'unuz yoksa ve skill'i öğrenmek istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Bu Headbutt öğretiyor ama Boulder rozete ihtiyacınız var. Rozet olmadan öğretmiyor. Rozeti aldığında geri gel öğreteceğim diyor. Güzel bak ikinci bir headbutt noktası öğrenmiş olduk. Şuradan yol gidiyor. Hepsi aynı yere mi bağlanıyor? Labirent burası. Farklı farklı yolları var. Buranın bir harita krokisini çıkarmak lazım. Bak burası en sola bağlandı. Buradan şeyleri almıştık. Burası giriş zaten. Tamam, en sağa gidemedik ama bak. Burası bayağı karışık bir labirent. Her koridora girmeye çalışıyorum kaybolmadan ama odaklandım biraz. Evet bu taraflarda bir şey yokmuş ya. Yani düşündüğümüz gibi bir şey çıkmadı. Direkt tek attım doğru noktaya. Labirent bizi sağa sürüklemek için yapılmış. Oraya gidip kaybol diye. Hani nerede bu? Roket takımı üyesi hesabına yapılmış arkadaşlar. Girişten direkt ilk soldan döndüm ve roket takımı üyesini buldum. Tamamen şeyi amaçlı yapılmış yani. Yormak amaçlı yapılmış. Bicimi bulduğunuz için çok teşekkür ederim. Sana borcumu nasıl ödeyebilirim? Biliyorum. Bu pokeballları al. 15 tane pokeball verdi. Eyvallah kardeş. Evet buradaki işi de yaptık. Viridian Forest'ta şimdi yapabileceğimiz bir soru işaretini bulmak kaldı. Batifri ve Pikachu yakalamak kaldı. O zaman başlayalım abi. Geri kalan her şeyi yaptık çünkü.
bir Batifli yakalayacağız, bir Pikachu yakalayacağız, bir de şu soru işaretinin ne olduğunu öğreneceğiz, onu da yakalayacağız. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz, daha göremedik. Viridian Forest'taki bütün işlerimizi bitirmiş olduk bu bölümde arkadaşlar. Belki gezerken Shiny buluruz ha? Peki Shiny Pikachu çıkması yok mu? Öf, ne güzel olurdu biliyor musun? Evet, mesela ayarlarda arkadaşlar şöyle bir şey var. Şurada Kaok Pokemon Preview. Şimdi yakaladığımız fazla Pokemon direkt depoya gittiği için depoda evlerini görmeye gidiyoruz ya. Şunu seçersem direkt ön izlemesini, yakaladığım Pokemon'un ön izlemesini gösterecek bana. Nasıl bir şey yakaladığımı gösterecek. Bilmiş olacağız. O yüzden depoya gitmemize gerek kalmayacak. Kaok Pokemon Preview'i etiketleyebilirsiniz buradan. Yani ekleyebilirsiniz. Butterfree. Bundan yakalayamamıştık. Butterfree'yi yakalayalım. Şimdi sana direkt bir top atmayı deneyeyim. Uykuyu aldık. Uykudayken net yakalaması lazım aslında. Uyuyor yani. Yakaladım. Butterfree ceplendi. Şimdi bir Pikachu kaldı bu bölgede. Bir de şu soru işareti kaldı. Soru işaretinin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Gündüz çıkan bir Pokemon sanırım. Gece çıkmadığına göre karşımıza. Evet. Direkt ön izlemesi geldi yakaladığımız Pokemon'un. 11, 28, 20, 12, 20, 10. Bu arada çok da kötü gelmedi. Çok da kötü gelmedi gerçekten. Ortalama bir şey. Bu ön izleme olayı güzelmiş arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Bana da yorumlarda birisi söylemişti. Aklıma geldi. Yaptım hemen. Evet, Odish yeni bir skill kazandı. Mega Drain. Bakalım abi. Astin yerine mi koyalım? Astin yerine koydum. Hop Pikachu! Pikachu geldi. Hemen bunu yakalayalım abi. Şimdi senin karşısına bir Odish atayım ben. Odish sen bunu bir uykuya al. 500x gönderdi dayı. Tamam, uyku haline geçti. Bir top sallayalım buna. Of, tek seferde yakaladım 4. Pikachu'muz var artık. Güzel. Ne diyorsun oğlum? Atak 16, defans 31, speed 8. Ulan speed'i abi, speed'i bir 21 falan gelse, 20 gelse mükemmel olacaktı ya. 21, 21, 31 abi. Defansı, HP'si 31. Yine de güzel yani. İyi geldi. Hiç yoktan iyidir abi. Şimdi kaldı bir tek soru işaretindeki Pokemon'un ne olduğu. Onu bulup çözmemiz lazım.
Şimdi arkadaşlar, en son Viridian Forest'ta NPC'lerle konuşup bütün bölgeyi temizliyorduk ve buradaki bütün Pokemon'ları bulmaya çalışıyorduk. Şimdi o süreçte benim video kaydım durmuş, tamam mı? Ben video çekiyor zannediyorum arkadaşlar belli bir süre ve karakterlerimi Pokemon'larımı bayağı bir kastım. Videonun durduğunu fark etmediğim için o alanları siz göremediniz. Şimdi sonradan fark ettim ki video çekimi durmuş ve bir sahne atlamasıyla buraya geçtik. Tabii arada çok fazla bir şey yapmadım. Ben sadece çalıda gezinip böyle Pikachu falan aradım biraz arkadaşlar. Bulmaya çalıştım. Birkaç tane Pikachu yakaladım. Tam böyle istediğim muazzam Pikachu'yu bulamadım vesaire. Bu alanda takıldım. Komiser Jenny'nin bize verdiği bir görev vardı. Bugcatcher'la kapış falan filan diye. Onu yapmıştık hatırlarsanız ki. Onu ben götürdüm verdim. Video kaydındayız diye. Tabii videoya giremedi bu maalesef. Götürüp verdim. Karşılığında, o görevin karşılığında 3000 Pokédolar verdi. Yani 3000 dolar veriyor arkadaşlar. İlk iki görevde 7500 vermişti. Bunda 3000 verdi. Onu göremediniz. Sonra şurada bir tane dayı vardı. Ağacın önünde. Bizden bu dev istiyordu. Ve buradaki biz son Pokemon'u arıyorduk. Son soru işareti Pokemon'u arıyorduk. Şöyle göstereyim. O son soru işareti bu devmiş. Ben bu devi yakaladım. Üstüme de aldım bu devi arkadaşlar. Hikercef'in yanına gidiyorum. Burada ona gösterelim bu devi. Bakalım karşında bize neler verecek. Böyle kaçıyorum, doşluyorum bunları. Evet efendim, sen bizden bu dev istiyordun. Al sana bu dev. Ben de sana benim Squirtle'ımı göstereyim dedi. Ben de sana Wurtle'ımı göstereyim o zaman. Al bunu. O dayının iki tane şeyi var, Squirtle var. $338 para kazandık bu dayıdan. Good job dedi. Aa ne oldu? Bu dev seviye atladı galiba. Bu dev yeni bir yetenek öğrendi bakalım. Ona verelim hemen. Bunu yerine koyuyorum. Tamam. Şimdi baktım ki video çekimi durmuş arkadaşlar belli bir yerde. Ben bunu fark etmemişim. Tekrardan video çekimine başladım ki hani oradaki şeyleri size anlatarak aktarmaya çalışayım. Çok fazla bir şey kaçırmadınız. Dediğim gibi sadece Bugcatcher görevini teslim ettim. 3000 Pokédolar aldım ve bu devi yakaladım bu çalılarda. Biraz da Pikachu yakaladım. Depomuzda Pikachu'muz var. Onlara falan bakacağız. Bunun dışında pek bir şey olmadı. Onun dışında ben bir şimdi event olduğu için eventle ilgili şu sağ altta chatte sürekli yakaladıkları event yaratıkları ya event Pokemon'ları gözüküyordu. Pidgey gördüm. Yani event Pidgey'si yakaladılar ve madem Pidgey var eventte deyip alt çalıya rota 1'e gittim ve orada bir Pidgey yakaladım. Depoda var, onu da göstereceğim size. Şimdi depoya gideceğim arkadaşlar. Bir event Pidgey'si yakaladım. Bunlar eventteki Pokemon'lar biraz zor çıkıyormuş ve yılda bir bu eventte geliyorlar. Yani seneye tekrar gelecek Pokemon'lar. Eğer oyun oynuyorsanız yakalayabildiğiniz kadar yakalamaya çalışın. Bir event dolayısıyla çıkan bir Pidgey gördüm. Snubbull gördüm. Şurada bu bölgede Snubbull var. Snubbull çıkıyor. Pikachu gördüm. Event Pikachu'su falan. Event Pokemon'ları var. Onları yakalayabilirsiniz arkadaşlar oyun oynuyorsanız. Discord'da da yeni bir oda kurdum. Pokemon Revolution Online adında bir chat odası kurdum. Oradan oyunu oynayan aktör olarak Discord'a girip arkadaşlar orada birbirinizle tanışabilirsiniz. Oyunda birbirinizle ilerideki süreçte takas vesaire yapabilirsiniz. Şimdi yabancılarla temas kurup onlarla bir bağ kurup Pokemon takası yapmak, işte bir şeyler yapmaya çalışmak biraz zor olur. Genelde bu tarz oyunlarda kendi kitleni kovalaman gerekiyor. Kendi insanınla oynaman gerekiyor vesaire. Yabancılarla da tabii takas yapabilirsiniz vesaire ama hani Türk'le anlaştığın gibi anlaşamazsın abi. Eğer biz bir Türkler bir araya gelelim, toplanalım, birbirimizi bilelim diyorsanız Discord'da o sayfayı kullanabilirsiniz. Mesela dün ben 2-3 kişiyle konuştum, chatleştik vesaire, bakalım oyundalar mı? İkisi de yok şu anda oyunda. O Discord'dan iletişim kurarak birbirinizle tanışabilir vesaire, yan yana Pokemon yakalayabilir, takaslayabilir, yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum birbirinize. Kitle büyüdükçe daha güzel etkinlikler yapılabilir. Klan kurma olayı da varmış. Klan kurma olayını gördüm arkadaşlar. Şurada sosyale girdiğim zaman şurada klan kurma var. Guild kurmam için
100 saat oyun oynamış olmam gerekiyor. 400 bin poke dolar vermiş olmam gerekiyor. Yani 100 saati tamamlamam gerek. Trainer'ımıza girelim bakın. Kaç saat olmuş? 16 saate gidiyor. 15 buçuk saat falan oynamışım. 100 saat oynamayı hadi ben yaparım. Video çekimi yaptığım için. 400 bin poke doları da kendi aramızda bir araya getirip guild kurabiliriz ve aynı guildde olabiliriz ve bu sayede ne olur? Bütün Türkleri, oyundaki Türkleri bir noktaya toplamış oluruz. Herkes dağınık bir şekilde başıboş, nasıl diyeyim, neden onu yalnız başına bir şeyler yapmaya çalışmaz, anladınız mı? Bir topluluğun içinde bulur kendini. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Bakalım. Şimdi yakaladığım Pokemon'ları göstereyim size video çekiminin dışında. Bakın Pikachu'lar yakaladım. Şurada bir tane Pikachu'm vardı. Tatlarını şuradan bakalım. Dün bir tane şurada tanıştığım arkadaş FRTR diye bir arkadaş var. Bu bir Pikachu yakalamış. Efsanevi ivleri var ya. Böyle bir Pikachu yok. Ama doğası istediği gibi gelmemiş. Ama Pikachu'nun ivleri çok iyiydi. Ben de öyle bir Pokemon yakalamak istiyorum artık abi. Şimdi ilk Pikachu'muz bu. 16, 31, 08, 21, 21, 31. Sonra şunu yakaladım bakın. 02, 12, 15, 31, 31, 24. 10, 27, 18, 20, 16, 27. Bu ortalama bir Pikachu. Ve item'ı var üzerinde. Sonra bakın bir dünya Pikachu yakaladım ben o bölgede. Abi bu gerçekten güzel geliyordu. Speed'i 5 geldi ya. Speed'i 20'nin üzerinde olsaydı çok güzel bir Pikachu'ydu bu. Ha, doğal olarak güzel değil ama EV olarak mükemmel olacaktı. 0.5 geldi EV. 22, 30, 0.5, 26, 29, 26 geldi. Yine EV'leri ortalama düzeyde güzel gelen Pokemon'lar var bakın. 31, 27, 22, 15, 31, 10. Bazı güzel EV'li, güzel demeyeyim mi, ortalama EV'li Pokemon'larımız var Pikachu'da. Bu şekilde bakın burada da bir tane var böyle. Sonra burada da bir Pikachu yakalamışım. 2 tane Shinx yakaladım. Rare Pokemon. Rota 1'de çıkıyor biliyorsunuz ki. Rota 1'de gezerken Event Pokemon'u. Yakaladığım Event Pokemon'u bu arkadaşlar. Pidgey. Pidgey'nin Event Pokemon'unu yakaladım. Statları bu şekilde. Atak ve Speed'i 16-23. Sadece Speed atağı düşük 0-4. Speed defansı düşük 0-5. Böyle bir Event Pokemon'u yakaladım. Hiç olmamasından iyidir. Elimizde bir tane numunelik bulunsun dedim. Ve orada denk geldi, yakaladım. Başka Event Pokemon'u yakalar mıyım bilmiyorum. Şu tanıştığımız arkadaşın FRTR'nin dediğine göre Viridian City'de dedi sanırım. Bir yerde, bir bölgede dedi, bütün Pokemon'ların çıktığı bir alan var. Oraya gidersen orada her Pokemon'un Event hali çıkıyor. O bölgelerde Pokemon avlayabilirsin dedi. Onu tam bilemiyorum şimdi neresi. Araştırıp bir bakabilirsiniz. Sağa sola bir soruşturabilirsiniz. Ben hikayesel olarak ilerlemeye devam edeceğim. Çünkü biz video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada bir Pokemon'larımızı fullleyelim. Viridian Forest'ta yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ağaçlar bir gün geçtiği için aradan. Ağaçlar yeniden tazelendi. Ağaçları sallayabiliriz. Bir hemen Rota 1'e inip sallaya sallaya gidelim. Viridian Forest'a geçelim. Oradan öteye gidelim arkadaşlar, hızlı hızlı. Evet, ilk bölgeye geldim. Şimdi buradaki ağaçları sallaya sallaya gideceğiz Viridian Forest'a kadar. Ağaç avantajımızı kaybetmeyelim. Bu ağaçları sürekli sallamak güzel. Çünkü güzel Pokemon'lar düşebiliyor. Silcon. Öldürelim bunu. Bu arada o tanıştığım arkadaşlardan birine Shiny ile düşmüş. Diglett Shiny yakalamış. Vay be dedim. Ulan biz daha ilk Shiny'mizi göremedik. Adam çok güzel bir Pikachu yakalamış. Bir de Shiny yakalamış. Sadece Pikachu'nun doğasında bir sıkıntı var. Ama yani şansın dibine vurmuş. Biz vuramadık dayı. Biz daha çıkartamadık. Bize o şans gelmedi. Biz daha bir Shiny Pokemon'la karşılaşamadık. Ben Pokemon koleksiyonumu komple Shiny'den yapmak istiyorum. Ama ilk Shiny'mizi bulamadık. Olur da eline fazla Shiny çıkan olur da. Satmak isteyen olursa ileriki süreçlerde Pokedolar biriktirdiğinde ondan satın alabilirim arkadaşlar. İşte bende bunların 2 tane var, bunu satacağım diyen olursa alırım yani, hiç şey yapmam. Oyun parası koymaz. Execute! Aa, Execute çıktı lan. Hemen yakalayalım bunu. Uyuttu. Yapma oğlum. Execute ilk seviyesin. Yani Poketopuna savaşmadan seni alabilmem lazım. Bakın Event Kangaskhan'ı yakalamış birisi. Çok güzel. Paskalya eventine yönelik bir Kangaskhan. Bu Execute'u yakalamakta zorlanacağız gibime geliyor. Easter PG yakaladı biri. Benim yakaladığım PG'den yakaladı biri. Event'e yönelik. Bu eventi değerlendirmek lazım. Oyun oynayanlar varsa eventi kullanın arkadaşlar.
3-5 tane yumurtayı yakalayamıyoruz. Şaka gibi ya. Üç oluyor, dört olmuyor. Yakaladım. Güzel, ağaçtan execute düşürdük. Ve ceplendi. Ben ağaçtan Shiny düşmesini bekliyorum. İvleri 20, 13, 30, 03, 16, 23 geldi. Heh. Hemen şu ağaca bakalım. Caterpie. Öldürelim diyeceğim ama... Sportal'ımız uyuyor. Uyanır mı? Ne zaman sleep'i geçer? Sonsuza kadar mı uyuttun abi? Sleepy acaba tur geçirdikçe geçer mi diye düşünüyorum. Yok. Bakalım abi. Bunu uyandırmak için kullanabileceğimiz bir şey var mı? Bu var. Güzel, uyandırdık. Şimdi ısırabilirsin. Meyvemiz varmış. Meyveyle uyandırdım arkadaşlar. Meyveleri de göstereyim şöyle sizlere. Bakın şu Cherry Berry Paralyzes diyor. Ya, paralize olmuş Pokemon'u paralizeden çıkartıyor bunu kullanırsanız. Az önce ben ne kullandım? Bunu kullandım. Chesto Berry de Sleep etkisini yok ediyor. Uykuyu kaldırıyor. Tamam, bu bölgedeki ağaçları bitirdik. Hemen hızlı hızlı buralardaki ağaçlara da bakalım. Bunda da bir şey yok. Rattata geldi. Önümüze çıkan her Pokemon'u öldürelim. Şimdi ben Pikachu yakalarken Poketop'u harcamamak için önüme çıkan her Pokemon'u dodge'ladım. O yüzden 2000 Pokedolarım var. Normalde önüme çıkan her Pokemon'u öldürseydim şu an 15-20 bin Pokedolarım olacaktı. %100 çünkü Pokedolar XP falan veriyor. Ama ben her şeyi dodge'ladığım için para kasamadım. Biraz para kasmam gerekiyor çünkü toplarım azalmaya başladı. Sıkıntıya düşeriz. En azından 10 bin Pokedolara gelmem lazım. 50 Pokedolar alabilmek için. 50 tane Poketop'u alabilmek için. Şu büyük ağaçtan ümitliyim. Hiçbir şey çıkmadı. Ümitler boşa çıktı abi. Tomato Berry, Pokemon Atak, Rattata. Bakın birisi sağ altta Shiny Bellsprout yakaladı. Bir tane oyuncu Shiny Bellsprout yakaladı. Shiny. Birisi Shiny Pidgey atmış mesela, bakın yakalamış. Vay arkadaş ya. Millet yakalıyor ya, bize çıkmıyor. Ama kendimiz kendi aramızda bir komünite oluşturursak arkadaşlar, herkes işte fazlalık çıkan Pokemon'larını vesaire, işte adama iki tane Pidgey Shiny çıkar, birini satmak istiyordur güçsüz olanı. Gelir kendi aramızdan birine satar, niye yabancı birine satsın? Yani kendi aramızda böyle bir ticaret döndürebiliriz. Böyle olabileceğini düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hop, nasıl düştüm lan aşağıya? Berry çıktı. Tamam. Bu bölgedeki ağaçların hepsini topladık. Abi döndük. Günlük dönülebiliyor ağaçlar. Günlük bunları yapmakta fayda var. Bakın böyle farklı farklı Pokemon'lar çıkıyor. Böyle bir haritayı gezmek gerekiyor arkadaşlar. Hızlı oluyor zaten. Şimdi bütün NPC'lerle işinizi falan halletmiş oluyorsunuz. Direkt alana geri dönüyorsunuz. Ağaçları topla, Poketoplarını topla ve ödüllerini al. Devam et, yoluna bak gibisinden oluyor. Şöyle bir tur atmak gerekiyor. Şimdi biz dümdüz oyunu oynuyoruz. Pokemon yakalıyoruz sadece. Pokemonların pek şimdi evlerine, evlerine yatırım yapmıyoruz. Ev kasmıyoruz. Evleri denk gelirse işte güzel gelmiş falan filan diyoruz ama ileriki süreçlerde arkadaşlar haritayı bir döndükten sonra, şu Kanto bölgesini komple bir döndükten sonra Kanto bölgesinde bayağı bir takılacağım ben. Hemen Johto'ya geçmeyeceğim. Kanto bölgesindeki Pokemonların düzgün Pokemonlar yakalayıp evlerini, evlerini kasmaya çalışacağız ve onları fullemeye çalışacağız ve bunların özelliklerini,
neyi nasıl kasmamız gerektiğini vesaire detaylı olarak anlatacağım, sizlere göstereceğim. Şu anda sadece Kanto bölgesindeki hikayesel amaçlı dönmeye çalışıyoruz. Hani ileriki şimdi şey düşünmeyin yani. Hani adam dümdüz yakalıyor, bir şey yapmıyor falan gibisinden. Hayır, o detaylara da gireceğiz. Ama biraz zaman gerekiyor. Önce bir Kanto'yu bir temizleyelim. Bir gezelim abi. Şimdi Ariados'umuz bayağı bir level atladı. 23 level oldu. Yeni bir skill aldı Ariados. Bakalım ne aldı abi? Fury Swipes adında bir skill kazandı. CC80 Power 18 diyor. Hedefe keskin pençeler veya tırpanlar hızlı bir şekilde 2 ila 5 kez saldırır diyor. 2 veya 5 kere vurma hakkı diyor hedefe Fury Swipes'la. Bakalım. Şimdi Absorb yok üzerimde. Infestation var. 8 level. Bu Infestation yerine koyalım abi. 8 level'lik skill'i gönderelim. Beri çıktı, güzel. Güzel, buradan da beri geldi. Beriler önemli. Beriler bayağı iş görüyor çünkü. Ledian öldürelim, bundan yakalamıştık. Bal çıktı, güzel. Balı ağaca sürüyoruz, geçen öğrenmiştik. Ayıpon, bundan bir tane yakalamıştık. Bundan bir tane daha yakalayalım bence. Her zaman çıkmıyor bu bölgelerde çünkü. Hani diğerleri çalılarda falan çıkıyor da bu çalıda çıkan bir Pokemon değil. Yani çalıda çıkan Pokemon değil derken bu bölgedeki çalılarda çıkan Pokemon değil arkadaşlar. Oyunun içinde bir yerde çıkıyor olabilir. Bir uyku tozu attım belki uyur diye. Yemedi. Bir poke topu atalım bakalım. Almaya çalışalım kendisini. Shiny Wooper yakaladı veriz. Abi yakalıyor adamlar ya. Dün birisi bir Milotic attı. Arkadaşlar en düşük EV 29 Milotic'in. Öyle bir Milotic yakalamış. Shiny değildi ama en düşük EV 29. Hepsi 30-31 yani. Öyle bir Milotic yakalamış. Böyle bir şey yok. Nasıl denk getirmiş olabilirsin abi? Ha, uyuttuk. Uyuttuk. Poke topu salla. Aldım. Odişimiz Gloom'a dönüştü. Sparrow'umuz Firov'a dönüştü arkadaşlar. Chinix'imiz Luxio'ya dönüşmüştü zaten. Ariados aynı şekilde devam. Bakalım nasıl bir şey yakaladı. Pek de güzel bir şey değilmiş. Olsun. Kötüsünü atarız, iyisi elimizde kalır. Bundan da beri çıktı. Alandaki ağaçları bir sallayalım. Ekans. Bunu aşağı indireceğiz. Birisi Easter Bassprop buldu. Hemen peşine başka birisi Easter Wooper buldu. Event Pokemon'ları yakalamaya devam ediyorlar. Abi insanlar çatır çatır yakalıyor. Bu anları değerlendirmemiz lazım. Ben de bir tane Pidgey yakaladım. Ama buldukça yakalayacağım. Az da fazla yani Pidgey'den 10 tane de çıksa onun da yakalayacağım arkadaşlar ki. Ne olur Discord'da eventi kaçıran birileri denk gelmiş olur. Ya da Pokemon'u yakalayamamış birileri denk gelmiş olur. Onlara veririz Pokemon'ları. Elinde olur en azından. Bazılıkları sizlere dağıtırız. Tabii oyuna girdiğiniz gibi hemen takas yapamıyoruz. Belli bir bölgeye gidip orada takas özelliğini, takas bölgelerini açmamız gerekiyor. Görevleri var o işin. Oralara gideriz hep beraber. Takas açıldığı zaman bazılık Pokemon'larımızı birbirimize dağıtırız arkadaşlar. Evet, Viridian Forest'a geri geldik. Şimdi hemen burada ağaçları bir sallayalım. Hakuna. Yatıralım bunu aşağı. Kaskun. Bunu yakalayamamıştık. Bunu bir yakalamayı deneyelim. Tek seferde aldık. Güzel. Hiç uğraştırmadan aldık vallahi. 29, 26, 21, 21, 05, 06. Ulan çok güzel gidiyordu şu ilk dördü. Sonrası bozdu ya. Onlar da 20'li olsaydı güzel olacaktı. Thank you.
Evet, Luxio yeni bir skill kazanmış, Roar skill'i. Bakalım. Bu skill arkadaşlar hedefi korkutuyor ve farklı bir Pokemon dışarı sürüklüyor. Vahşi doğada bu tek bir Pokemon'a karşı savaşı sona erdirir diyor. Eğer vahşi doğada bir Pokemon'a karşılaşırsak, ona Roar atarsak savaş bitiyor. Yani gidiyor Pokemon, kaçıyor büyük ihtimalle. Tackle, Leer'ımız yok. Charge, Charge'in yerine koyabiliriz abi. Evet, şurada bal sürülen bir ağaç vardı. Güzel bir verim alamamıştık. Bakalım bu sefer bal sürünce nasıl bir Pokemon getirecek bize. Evet, bal sürüyorum. Bombe! Aha! Çok farklı bir Pokemon getirdi lan. Arı Pokemon'u geldi. Ah be. İlla uyutturacak kendini bana. Uyu kardeşim. Yakaladık. Bakalım evleri nasıl gelecek. Kötü. Olsun, artık kombimiz var. Evet, Viridian Forest'ın çıkışına geldik arkadaşlar ve artık karşıya geçebiliriz. Buradaki insanlarla konuşmamıştık. Bunlarla da bir konuşalım. Bakalım ne değildir. Yol kenarındaki cılız ağaçları fark ettiniz mi? Özel bir hareketle kesilebileceklerini duydum. Yol kenarında cılız ağaçlar mı vardı lan? Özel bir hareketle kesilebileceklerini duydum falan diyor. Allah Allah. Şeyler. Böyle alan geçişlerinde olan küçük çalı gibi dallardan bahsediyor. Tamam. Hatırladım şimdi. Bu Nidoran erkeğini az önce yakaladım. Ama ben bir Nidoran kadını istiyordum diyor. Ticaret yapmak ister misin? Nidoran Femal istiyor. Nidoran Femal vererek şey istiyor. Erkeği bize verecek Femal verirsek. Yani şu an yok bizde Nidoran. Pek çok Pokemon yalnızca ormanlarda ve mağaralarda yaşar. Farklı türler elde etmek için ısrarcı olmanız ve her yere bakmanız gerekir. Yani bir dahakine erkek Nidoran istersek bu kızın yanına gelebiliriz bak. Bu kız bize erkek Nidoran verecektir arkadaşlar. Neyse, şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer videoda kaldığımız yerden aynen buradan devam edeceğiz. Diğer videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.